Bal kabağı helvası için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Onları size söylemek isterim. Biliyorsunuz helvadır, o yüzden un istiyoruz. Ondan sonra tereyağı. Yaklaşıkça 50-60 gram tereyağı istiyoruz. Ve başka helva için istiyoruz. Safran. Biliyorsunuz o nedir? Gül suyu. Şerbet için 1,5 bardak suya ihtiyacımız var. De istiyoruz. 1,5 bardak toz şeker. İşte ben bunları tencereye ekleyeyim. Buna biraz su ekliyorum. Yani o kadar istemiyoruz. Sadece haşlamak için istiyoruz. Ondan sonra ocağa koyuyorum. Kısık ateşte onu bekletiyorum. Şerbetimizi hazırlamak istiyorum. Onun için ben 1,5 bardak toz şekere ihtiyacım var. Ben bunu ekliyorum. Ve ondan sonra 1 bardak su ekliyorum. Ben işte onu ocağa koyuyorum. Toz şekeri eriyene kadar bekletiyorum. Ve daha sonra hazırlandıktan sonra ocağı kapatacağım. Ben size söyleyeceğim. Helva için neler yapmamız lazım? Ben ocağı açıyorum. Safranları. Ben ona buzları ekliyorum. Safranları ve buzları sadece beraber burada koyuyorum. Eriyene kadar bekleteceğim. Sonra gidelim yapmak istiyorum. Tava. Helva yapmak için ne yapmam lazım? Gördüğünüz ki biz burada 1,5 bardak unumuz var. Süzgeçle onu süzmek istiyorum. O zaman bir kase alıyorum. Gördüğünüz gibi. Ayrıca da ben ikinci defam için böyle yapacağım. Yani bunu tavanın içinde süzüyorum. Onu kısık ateşte ocağa koyuyorum ve hafif renge dönene kadar kavuracağım. Kokusu çıkana kadar, hafif renge dönene kadar ben kavuracağım. İri baloncuklar çıktığı zaman şerbetimiz hazır demektir. Bal kabaklarımızı görüyorsunuz. El blenderiyle onu ezmek istiyorum. Bu kadar. Şerbetimiz hazır. Ben ocağı kapattım. İşte ben gül suyunu ona eklemek istiyorum. Ne kadar güzel bir koku. Bu kadar. Bugün kardeşim de burada. O bana yardım ediyor. Tamam, yeter bence, yeter. Sıvı yağımız bu kadar. 100 gram gibi ona ekliyoruz. Hadi hadi. Biz safranı ona ekledik. Suyu çekene kadar karıştıralım. Ondan sonra sıcak servis edelim. Beğenlere afiyet olsun.